Herkese merhabalar. Tokyo 2020 Olimpiyatlarında kısa bir süre kala son Avrupa şampiyonu olan, olimpiyatlarla ülkemizi temsil edecek olan milli güreşçimiz Süleyman Atlı ile birlikteyiz bugün. Öncelikle tekrar çok teşekkür ediyorum kırmadığınız, kabul ettiğiniz, bu yoğun tempoda zaman ayırdınız. Çok sağ olun. Estağfurullah, ne demek? Ben teşekkür ederim. İyi Şöyle başlamak yayınlar. istiyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Öncelikli olarak bu spora nasıl başladınız? Neler yaşadınız? Nasıl ilgi duydunuz? Bunları öğrenerek başlamak isterim. Ben 13 yaşında başladım güreşe. Küçükken yağlı güreşi izlemeye gittik. Yağlı güreşi izlemeye gittiğimizde ben ilk baştaki düşüncem, tabii ki güreşle ilgili bir bilgim olmadığı zamanlar, kalıplı büyük insanların güreştiğini düşünüyordum. Daha sonra yağlı güreşi izlemeye gittiğimizde baktım küçük çocuklar güreşiyor. Herkesin de çok hoşuna gidiyor, dedim ben güreşçi olacağım. Ama bunu söylediğimde 16 kiloydum. Burada tabii ki aile desteği, ailem her zaman yanımdaydı. Yani sen 16 kilosun, nasıl güreş yapacaksın gibi bir kelime kullanmadı asla. Her zaman arkamda oldular. Bundan dolayı 13 yaşında güreşe başladım. Daha sonra o sene yazın yağlı güreşe gittik. İlk yağlı güreşimde ikinci olmuştum. Daha sonra okullar açıldı. Bu arada futbol oynuyordum. Yani futbol sporuna da gidiyordum. Sınıf öğretmenimiz sınıfa gelmişti. Güreş yapmak isteyen var mı diye. O sıra futbol mu güreş mi aslında kararsızdım. Daha sonra sınıf öğretmenimiz sınıfa gelip güreş yapmak isteyen var mı deyince ben direkt parmak kaldırdım. Okulun bahçesinde bizi minderler serip güreştirmişti. Daha sonra o sene güreşe başladım işte 13 yaşında. Daha sonra Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'ni kazandım yatılı olarak. Orada bir serüvenim başladı 6 yıllık. Daha sonra da Ankara'ya geçtim. Peki şunu sormak istiyorum. Az önce de hani bahsettiğiniz futbol esasında ülkedeki ana branş. Hatta hani 2 ve 3'e bile futbol yazılabilir. Sonrasında hani basketbol, voleybol, güreş gibi şeyler geliyor. Bu alanda siz bu spora başladıktan sonra ne gibi zorluklar yaşadınız? Tabii ki biz dipten gelen bir ailenin çocuğuyum. Bireysel sporlarda özellikle kesinlikle sporcunun bütün eksikliği karşılanması gerekiyor. Hem maddiyat olarak hem maddi olarak. Yani bizim antrenman kıyafetlerimiz, antrenman malzemelerimiz ya da kaldığımız yer, yediğimiz yemekler. Çünkü biz kalori açısından çok iyi beslenmemiz gerekiyor. Yaptığımız spor ağır bir spor. Antrenmanlar keza müsabakaya göre daha ağır aslında. Yani müsabaka 6 dakika ama bizim günlük antrenmanımız sabah akşam olmak üzere 6 saati buluyor totalde. Bundan dolayı zorluklar yaşadım tabii ki. Mutlaka hani her sporda da zorluk yaşıyorsun ama bireysel sporlarda dediğimiz gibi bir tık daha takım sporlarına göre daha çok zorluk yaşayabiliyoruz. Çünkü beslenmemiz olsun, aldığımız kaloriler, aldığımız protein olarak, karbonhidrat olarak, hani bunlar gerçekten çok önemli. Bu tarzlarda biraz zamanda sıkıntı çekmişim. Çünkü güreş edindeki yemek kalitesi olsun, diyetisyen olsun, bu tarz şeyler yoktu. Ama bunların üstesinden geldik. Şu an gayet de milli takımımızda diyetisyenimiz var. Tamamen kişiye özel bir program olarak hazırlanarak çıkıyor yemeklerimiz. Şu anlık bir sıkıntı çekmiyoruz. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Olimpiyatlara dönecek olursak senin için ilk olimpiyatlar Rio'ydu 2016'da. Evet. 2016'daki ilk olimpiyatlarında ne gibi tecrübeler edinmiştin? Oraya da aslında bir altın madalya hedefiyle gitmiştin ama belki de ilkin günah olmaz diyelim. Biraz tecrübesizlik belki de diyelim. Çok hedefine ulaşamamıştın. O zaman edindiğin tecrübeler, neler öğrendin? Olimpiyat atmosferi senin için nasıl geçmişti? Ben 2016 Rio Olimpiyatlarına katıldığımda tabii ki 22 yaşındaydım. Biraz tecrübesizdim, bir o kadar da heyecanlıydım. Çünkü benim 22 yaşındaki hani bir sporcu olimpiyata gerçekten çok heyecanlı oluyor. Bunu kesinlikle anlatamam. Tabii bu tarif edilmez bir duygu. Oraya ilk gittiğimde tabii ki oranın nasıl bir atmosferle karşılaşacağımı bilmiyordum. Nasıl bir stres yaşayacağımı, nasıl bir psikolojiyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Dolayısıyla tabii ki hedefim her zaman şampiyonluktu. Oraya giderken de şampiyonluk hedefim. Ama çok heyecanlandım. Aslında yenebileceğim, daha önce de yendiğim bir rakibe yenildim. Heyecanımdan, tecrübesizliğimden dolayı. Çünkü aynı
yemekhanede Maria Sharapova var. Usain Bolt gibi bir dünya yıldızıyla bir yemek yiyorsun ya da aynı olimpiyat köyündesin, aynı havayı teneffüs ediyorsun. 22 yaşındaki bir sporcu için gerçekten bunlar çok fazla bir sorumluluk gerektiriyor. Ben yani o an öyle düşünüyordum gerçekten. Çok heyecanlanmıştım. Bu 2020 Tokyo Olimpiyatları neyse daha tecrübeli bir şekilde gidiyorum. Orada nasıl bir atmosferle karşılaşacağımı biliyorum. Nasıl bir psikolojide olacağımı biliyorum. Nasıl bir ruh halimde olacağını biliyorum. Oradaki havayı biliyorum. Bundan dolayı daha tecrübeli gideceğimi biliyorum. Ve orada bütün bu şeyleri aleyhime çevireceğimi de düşünüyorum. Artık beklenen yarım kalan bazı hayaller inşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gerçek olacak. İnşallah olur. Geçen sene, İnşallah. daha doğrusu 2019'da henüz pandemi yokken yaptığım bir röportajında olimpiyatlara dünya şampiyonu olarak gitmek istiyorum demiştin. Ama orada dünya şampiyonasında finalde bir talihsizlik belki de maalesef kaybediyorsun. Ama şimdi baktığımızda belki de olimpiyatların ertelenmesi senin hedefini bir nevi gerçekleştirmeni sağladı. Çünkü Nisan ayında Avrupa şampiyonu oldun. Bana önce şunu sormak istiyorum. Dünya şampiyonası finalinde kaybederken yaptığın hatalar nelerdi sence? Çok aslında çok güzel bir soru sordunuz. Çok güzel bir konuya değindiniz. Onun için teşekkür ediyorum. Ben Ben teşekkür ederim. 2019'daki hedefim kesinlikle böyle basamak basamak. İlk önce Avrupa şampiyonu olup daha sonra dünya şampiyonu olup son şampiyon olarak olimpiyatlara katılıp olimpiyatta da şampiyon olmak istiyorum. Final maçında talihsiz bir olay oldu. Daha önce de yendiğim bir sporcuydu. Maçtan önceki düşündüğümde, maç analizi yaptığımda, maçta ne yapacağımı düşündüğümde rakibim çıkma oyununda yana geçiyor, orada bekliyor biraz. Beklediğinde ben de elimi kolumu atıp üzerine daha önceki maçımda yapmıştım. Hani tehlikeli pozisyonda yakalayabiliyordum. Bu sefer onu yapacağımı düşünerekten o da beni beklemiş. Ben oraya elimi atarken o kolumu tuttu. Kolumu bağlatınca sayı dışı oldum. Hani bekle hani oradan kurtulamadım. Oradan kurtulabilsem aslında belki maç değişip maçı belki alabilirdim. Ama oradan kurtulamadım. Talihsiz bir şekilde maçı kaybettim. Ama her şey nasip bir anda, çünkü 2020 Olimpiyatları 2021'e ertelendi. Aslında benim için pandemi en başından beri Olimpiyatlar ertelendiğinden bu yana sadece tarih değişti benim için. Sadece hedef her zaman aynı kaldı. Şampiyonluk hedefim. Bu bağlamda Olimpiyattan önceki son Avrupa Şampiyonası, hani Olimpiyattan önceki en büyük organizasyon aslında. Hani olimpiyatlara şampiyon olarak gitmek istiyordum. Avrupa şampiyonu oldum. Olimpiyat ertelendi. Sonrasında Avrupa şampiyonu oldum. Bence bu bir işaret. Hani şu anda da tüylerim diken diken oluyor. Yani umarım güzel olacak. Olimpiyatlara istediğim gibi gidiyorum. Şampiyon olarak gidiyorum. Her şey şu anlık güzel. İnşallah olimpiyatta da bunun karşılığını alırım. Peki Avrupa şampiyonluğunu sormak isterim. Avrupa şampiyonu oldun. Neler hissettin o final maçında kazandıktan sonra ve hani finale çıkarken bir tereddüt var mıydı sende son dünya şampiyonası finalinde yaşadığın talihsiz olay sebebiyle? Şöyle söyleyeyim, pandemiden dolayı biz 1,5 yıl gibi bir süre zarfında hiç kesinlikle maçlara gidemedik, turnuvalara gidemedik, önemli organizasyonlara gidemedik çünkü pandemiden dolayı olmamıştı. Dolayısıyla çok güzel antrenman yaptık. Gerçekten antrenman programımız olsun, kendi beslenme programımız çok iyi bir şekilde gitti ama bireysel sporlarda turnuvalar çok önemli kendimizi görmek açısından. Kendi performansımı iyi olduğunu düşünüyorum ama maç yapmadan onu anlayamıyoruz tabii ki. O anlamda bir stresim vardı çünkü 1,5 yıldır güreş yapmadım. Kendimi iyi hissediyorum ama belki kötü de olabilir. Bundan dolayı biraz stresliydim. Aslında final maçı değil, turnuvadan önceki gününe kadar birazcık bir stresim vardı. Acaba nasıl bir performans sergileyeceğim? Çünkü son önemli organizasyon, orada kendimi göstermem gerekiyor. Ben hala buradayım. Hala şampiyon olmak istiyorum. Hala şampiyon, hani hala da zirvede olduğumu göstermem gerekiyordu. Bu bağlamda her şey istediğim gibi gitti. Hani 1,5 yıl aslında turnuva, o çok turnuva olmaması zaten biraz üst düzey bir sporcular, çok daha önceden çok turnuva yapmış bir sporcular bunun çok etkisinde kalmıyor. Aslında yeni parlayan bir sporcu için turnuva eksikliği çok önemli. Çok eksiklik hissetmedim. Aslında daha çok performansımı beğendim. Kesinlikle maçın içindeydim. Ne yaptığımı biliyordum. Kaçıncı dakika, kaçıncı saniye,
Nerede duracağımı, nerede şey yapacağım tamamen kendimle, yani vücudumla beynim şeydi. Anlaşılır bir şekilde ikisi beraber hareket ediyordu. Bu benim için çok önemliydi. Doğal olarak bu Avrupa Şampiyonası benim için çok iyi geçti. Aslında benim moral açısından olarak da çok güzeldi. Aslında en stresli Avrupa Şampiyonam. Hani ben 3 seneden beri Avrupa Şampiyonası'nda final yapıyorum. 2019'da birinci oldum. 2020'de ikinci oldum. 2021'de birinci oldum. Hani şeydi, bu bağlamda biraz stresli ama benim için moral olarak en güzel Avrupa Şampiyonası. Şimdi şampiyon olarak gidiyorsun olimpiyatlara. Bu bağlamda şunu sorayım direkt. Aslında hani sen daha çok değindin ama yine de sorayım. Olimpiyat şampiyonluğu da gelir mi? İnşallah benim 2003'te güreşe başladım. Başladığım sporu yavaş yavaş çözdüm derken 2006-2007 yılında nasıl bir spor yaptığımın, sporun zirvesi nedir, bu işte en top noktaya gelebilmek için ne gerekiyor? Bunları gördüğümde kesinlikle tek bir şey vardı önümde, Olimpiyat şampiyonluğu. 2007-2008 yılından beri hedefim, kesinlikle bütün hedefim Olimpiyat şampiyonluğuydu. Şimdiye kadar Avrupa şampiyonu oldum, dünya şampiyonu oldum, dünya ikincisi, Avrupa ikincisi, Avrupa üçüncüsü, dünya üçüncüsü. Sadece Olimpiyat madalyam yok. Bu olimpiyatlar gerçekten, çünkü 26 yaşındayım ben. Hem çok hani hem genç bir sporcuyum, hem tecrübeli bir sporcuyum. Hani gerçekten Allah kimseye böyle bu kadar böyle bir nasip olur mu bilmiyorum. Bazısına çok erken oluyor 2000. Mesela bazısı çok genç yaşta 16, 17, 20 yaşında gidiyor. Bazısı 30 yaşında olimpiyatlara gidiyor. Ben şu an 26 yaşındayım. Tam spor kariyerimin zirvesindeyim. Tam formumun zirvesindeyim. Gencim, tecrübeliyim. Bu açıdan hedefim kesinlikle şampiyonluk, ikincilik, üçüncülük değil. Tabii ki nasip her şey. Ama hedefim şampiyonluk. Şampiyon olacağına inanıyorum. Bunun için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. İnşallah Tokyo'da şampiyon olup ülkemi en iyi şekilde temsil ederim. İnşallah şampiyonluk sonrası da umarım İnşallah. bir yayın daha yapabiliriz diyeyim. İnşallah. İnşallah ne güzel olur. Korona sebebiyle olimpiyatların ertelenmesi elbette hani uzun bir süre ertelendi. Bir yıl sonraya ertelendi. Seni ve çalışmalarını nasıl etkiledi? Bu ertelenen süreçte olimpiyatlara hazırlanan bir sporcu olarak sence neyle etkiledi bu süreç? Ben kendi açımdan söyleyeyim. Bu olimpiyatların ertelenmesi aslında benim çok lehime oldu. Ben 8 kilo, 9 kilo civarı bir kilo düşen sporcuyum. Dolayısıyla o yıl içerisinde ya da ondan bir yıl önce, hani olimpiyatlara son 3 yıl kala ben sürekli her yıl 3 defa, 4 defa farklı farklı turnuvalara 57 nete düştüm. Yani 8 kilo, 8 kilo. Bu gerçekten vücudu yoruyor. Kesinlikle olimpiyatlara en top şekilde giderdim yine olimpiyatlar iptal olmasaydı. Ama olimpiyatların ertelenmesi benim dinlenmeme, biraz dinlenmeme ve daha iyi çalışmama. Çünkü güzel dinlendim. Güzel dinlendikten sonra da güzel çalışma geldi ardına. Güzel çalışmanın ardına güzel bir motivasyon, moral. Gerçekten kendimi deşarj olmuş gibi hissettim. Bunu hani bu pandemi aleyhi değil de birazcık da lehime çevirmiş oldum. Yani bu açıdan da hani hem psikolojik olarak hem de mental olarak hem de uygulama şeklinde olarak gerçekten olimpiyata daha çok hazırlandığımı düşünüyorum. Yani daha fokus Peki. şekilde gittiğime inanıyorum. İnşallah sonucu da çok güzel olacak. İnşallah. Altın madalyayla döndüğünü görmek de İnşallah. nasip olur. İnşallah. Daha önce yaptığım bir röportajda totem olarak hep aynı stilde ayakkabı giydiğini Evet. söylemiştin. Bu totemin hala devam ediyor mu ve bunun Evet. gibi başka bir totemin başka bir uğrun var mı? Genelde maçtan önce ailemi ararım. Çünkü ailem gerçekten benim şu ana kadarki bütün başarılarımın mimarı ailemdir. Çünkü aile bu sporda özellikle bireysel sporlarda aile desteği çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Gerçekten çünkü birebir yaşadığım, birebir hissettiğim bir şey. Çünkü benimle başlayan birçok arkadaşım vardı. Belki benden iyi olabilecek arkadaşlarım da vardı. Ama aile desteği olmadığı zaman bireysel sporlarda bu çok fark ediyor. Direkt sporcunun kaybolmasına ya da iyi bir sporcunun ortaya çıkacakken birden geriye düşmesine sebep oluyor. Bundan dolayı ailem her zaman benim yanımdaydı. Her sorunumda. Ne olursa olsun ailem her zaman arkamdaydı.
Mesela evdeki annemin, babamın, kardeşlerimin kesinlikle birinci plan benimdir. Benim işime göre, bana göre hareket edilir. Hani bunu, hani böyle bir destekten sonra başarı kesinlikle kaçınılmaz zaten. Bundan dolayı ailemi ararım mutlaka. Maçtan bir gün önce onlarla konuşurum, istişare ederim. Daha sonra bir de ayakkabı. Ayakkabı kesinlikle. Çünkü bilmiyorum, o ayakkabı gerçekten hani tam istediğim şekilde bir ayakkabı. Tam böyle hani benim hızımı kesmeyecek. Çünkü bazı ayakkabılar var, mindere yapışabiliyor. Dalacak olduğun zaman böyle ikilemde kalabiliyorsun ki özellikle bizim sikletlerde gözünü açıp kapattığın an adam puan almış olabiliyor. Çok hızlı bir sikletgerçekten. Hız gerektiren bisiklet. Bazı ayakkabılar var, minderde terde kayabiliyor çok çabuk. Hani bu ayakkabı gerçekten benim için çok özel. Hani zaten kendime ait numarasını bulduğum zaman gerçekten hani 3-4 çift fazlasını alıyorum ki mutlaka garanti olsun. Mutlaka bulunsun diye. Bu olimpiyatlarda da aynı ayakkabıyla güreşeceğim. Aslında söylediklerinden de aile desteğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Kesinlikle. Bu bağlamda hani ayakkabılar da umarım yine uğur getirir. İnşallah. Şampiyonluklar devam eder. İnşallah. Benim eksik kaldığım, senin eklemek isteyeceğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Güzel yayındı. Gayet de güzel konulara değindik. Çok güzel sorular sordun. Ayrıca bunun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzeldi. Ben çok teşekkür ederim. Olimpiyatlar öncesinde milli sporcularımızı konuk edip onlarla alakalı bir içerik yapmak istiyordum ve burada da ilk sen oldun. Çok teşekkür ediyorum. Kırmadın. Ben teşekkür Benim ederim. için çok Ne özel demek? bir işti. Çok sağ ol tekrardan. Rica ederim. Ne demek? Olimpiyatlarda da umut ediyorum. Müjdeli haberler gelir ve burada altın madalyalı şekilde de bir yayın yapmak kısmet olur diyeyim. Çok teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben de çok memnun oldum bu arada. Çok güzel yayındı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Tamamdır. Olimpiyatlarda mücadele edecek bütün sporcularımıza da desteğinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerde kalın.